Çok önemli bir seçim sürecindeyiz. Bu seçim sürecinde biz dahil olmak üzere bütün siyasi partilerin ve adaylarının objektif bir şekilde basına, kamuoyuna yansıması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu seçim süreçleri maalesef demokratik bir rekabet olmaktan çıktı artık. Daha çok insanların birbirini belden aşağı vurdu, yalan yanlış suçlamalarda bulunduğu bir hal aldı maalesef. Biz böyle olmasını istemesek de. Biz bütün bunlara rağmen yani bu rekabet hukukuna, onun ahlaki ilkelerine uygun bir şekilde davranacağız. Yani AKP adına başta valiler olmak üzere, kaymakamlar olmak üzere, kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere bu yetmiyor. Daire müdürleri dahil olmak üzere, işte kurumlarda çalışan bürokratlar dahil olmak üzere bir çalışma yürütüyorlar. Kıt kanat olanaklarla biz onlarla rekabet etmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir kentin valisi, işte köylerde muhtarları oy verecek seçmenleri arayıp iki parti var. İşte biri devletin, tabii orada AKP'yi kastediyor. Diğeri de işte tırnak içerisinde düşmanlaştıran bir söylem kullanıyor. CHP'nin, İYİ Parti'nin, MHP'nin dahi aldığı oyların işte karşı düşman partiye gittiğini söylüyor. Ya ne hale düştü kentler ya, böyle yönetim mi olur? Biraz vicdan, biraz adalet, düşman kim? Düşman milyonlarca lira kasada kayyum atayarak devralıp bir trilyon lira Sirt Belediyesi'ni borca batırandır ya. Hırsızlık yapandır, yalan söyleyendir, ailesine, çevresine rant kazandırandır. Yani Sirt'te de bunu hissediyorsunuz. Ülke hiçbir anlamda iyi yönetilmiyor. En başta ekonomik sorun sanırım yaşamayan vatandaş yok. İşte bir avuç bizim birikimlerimizi çarçur eden partidaş bir çevrenin dışında ben rahatım, huzurluyum, mutluyum, özgürüm, çocuğumun, ailemin bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum diyen insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. İşte sokaklarda defalarca yapmış olduğunuz vatandaşla sohbetlerini izledik, dinledik. İnsanlar kaygılı, korku içerisinde her sabah saat 4'te 5'te kapısının ne zaman çalınıp çalınmayacağı kaygısıyla uyuyorlar. Muhalif olan siyasetçiler bir biçimiyle cezaevlerine dolduruluyor, gazeteler kapatılıyor, televizyonlara ceza kesiliyor. Ya yandaş olacaksın, ya tek adam rejiminin taraftarı olacaksın, övgüler yağdıracaksın ya da düşmansın. 22 yıldır yaşadıklarımız dünyanın hiçbir yerinde yaşanılmadı. Hala Kürt'ü düşman gören, Alevi'yi düşman gören, hala ötekileştiren, hala aşağılayan, yok sayan, hala bölücü, bilmem ayrılıkçı gören, terörist gören bir yaklaşımın emin olun Siirtli vatandaşlar, değerli basın mensupları hiçbirimize bir yararı yok. Bak birlikte yaşıyoruz. Burada belediyecilik pratiğinde gerçekten ayrımcı bir tarafımızı gördünüz mü? Gerçekten tek bir kuruşunuzun yalan yanlış bir hizmete harcandığını gördünüz mü? Gerçekten bir tane Siirtli çıksın desin ki işte rüşvet aldılar, işte rant elde ettiler. Biz şimdi burada istifa eder, bu süreci sonlandırırız sizin karşınızda. Ama size soruyorum, vatan diyen, millet diyen, din diyen, inanç diyen insanların belediye olanaklarını, bürokrasi olanaklarını, devlet olanaklarını kullanarak nasıl zenginleştiklerini, nasıl sizden 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl içerisinde farklı bir yaşam içerisinde yaşadıklarını hep beraber izliyorsunuz. Bunu hak etmiyoruz. Çocuklarımız için, geleceğimiz için hak etmiyoruz. Ayıptır. Çocuklarımıza yarın baktığımız zaman biraz başımız dik bakalım. Ya biz muhalefet ettik. Siz çalıyorsunuz dedik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bunları yapmayın dedik. Kürt kardeşimizdir dedik diyelim. İnanın çocuklarımız bizi bu konuda sorgulayacak. Bu talan varken, bu soygun varken, bu faşizan uygulamalar varken babacığım sen gazeteciydin, sen ne yaptın, ne yazdın, ne dedin, niye karşı çıktın demeyecek mi? Değerli arkadaşlar, bizim derdimiz kimseyle kavga etmek değil. İşte bugün burada maalesef projelerimizi konuşacağımıza yine geldik. Devletin bize yaklaşımına, işte baskı ortamına,
seçimde nasıl kıt kanat siyaset yaptığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Ekonomi politikamızı anlatamıyoruz. Bölgenin işsizliğini nasıl gidereceğimizi anlatamıyoruz. Yani nasıl demokratik bir hukuk devleti olacağımızı anlatamıyoruz. Ya bugün cezaevinde olmayan, ailesinde yargılanmayan insan kalmadı ya. Herkes yanlış, herkes terörist ama çalan, çırpan, soyan, soygunculuk yapan vatansever bilmem iyi. Böyle bir yaklaşım yok değerli arkadaşlar. Ülke kötüye gidiyor lütfen. Bizim partimizin propagandasını yapmıyorum. İnanın ben kendi çocuklarımı düşünerek bunları söylüyorum ya. Lütfen bize bölücü ayrılıkçı terörist diyorlar. Siz gördünüz mü öyle bir şey ya? Biz terörist değiliz. Terörist olanlar biraz önce söylediğim gibi bu halkın geleceğini çalanlardır.